Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben Hamdi. Ben de Özge. İki tane de çocuğumuz var bizim. İki yıldır da karavanla geziler yapıyoruz. Evet, hatta şöyle söyleyelim bilmeyenler için. Önce çekme karavanla gezimizi yapıyorduk. Daha sonra motokaravana geçmeye karar verdik ve motokaravanla kamplarımıza devam ediyoruz. Gezi videolarımızı paylaşıyoruz. Gittiğimiz kamp yerlerini paylaşıyoruz. Bazen de teknik bilgi bildiğimiz kadarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Biz daha öncesinde karavan araştırırken, almak için araştırırken çok fazla etrafta bilgi yoktu. Evet. Ve biz de ne yapacağımızı bilemiyorduk. O yüzden biz de sıfırdan yeni karavan alacak kişiler için biraz da yardımcı olma açısından biraz tanıtım yapalım evet, istiyoruz. Evet, tanıtım yapalım istiyoruz. Evet, bugün hatta size şunu aktaralım. Karavanda televizyon nasıl çalışıyor? Karavanda televizyon bizce olmazsa olmazlardan evet. Birisi mi? Şart mı? Biz daha öncesinde çekme karavanı alırken karavanın içinde televizyonumuz yoktu. Bizim kendi evimizde mini bir televizyonumuz vardı. Onu indiriyorduk. Uydu yoktu ama sadece USB'den harici bellek kullanarak çocuklara genellikle ya da kendimize film izlemek amaçlı kullanıyorduk. Daha sonra motokaravana geçtiğimiz zaman planlarımızda televizyon yoktu açıkçası. Televizyon çünkü bizim için olmazsa olmaz değil. Çok da ihtiyaç duymuyoruz. Ama bu aldığımız karavanı biz yapılmış şekilde aldığımız için karavanın kendisinde zaten televizyonu mevcuttu. Evet. Biz de bunu kullanıyoruz. Kış kamplarında ya da çocukların canı sıkıldığı zaman da televizyonu aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ben mutluyum. Niye ki? Karavanda televizyon var. Ondan sonra ocakları var. Böyle yani evimiz yürüyor. O yüzden seviyorum. Evet. Mesela kamptayken kahvaltı hazırlanana kadar ne yapıyorlar? Televizyona bakıyorlar. Evet, Elif'le televizyona bakıyorlar. Kahvaltı hazırlanınca değil mi? Yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, arkadaşlarım oluyor. Evet, sen arkadaşları çok seviyorsun, eğleniyorsun. Kahvaltımız hazırlanıyor. Kahvaltımızı da burada yiyeceğiz deniz kenarında. Karavanı yaptı, güzel. Akü ve elektrik sınırsız olmadığı için de çok kullanmamakta da fayda var. Yani günde 1-2 saat kullanabiliyoruz. Zaten televizyonla zaman geçirecek olsaydık herhalde doğada olmazdık. Bizim de amacımız zaten çocukları televizyondan, tabletten ve telefondan evet. Uzaklaştırıp doğada daha güzel, daha etkin zaman geçirmelerini sağlamak. Bizim yaptığımız kamplarda çocuklar çok fazla televizyona ihtiyaç duymuyorlar ama bazen yaz zamanı özellikle öğlen çok sıcak olduğu zaman çocuk malum küçük olduğu için içeri girip oturmak istemiyor. Denizde olmak istiyor, arkadaşlarıyla olmak istiyor. Biz de anca bu şekilde hadi gel televizyon izleyelim birazcık yorulduk artık diye bir yarım saat, bir saat anca o şekilde içeri alabiliyoruz. Çocuklar çok fazla televizyon izlemiyorlar ama bazen televizyon izlemelerine de ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu durumlarda kurtarıcı oluyor ya da yolculuk sırasında canları sıkıldığı zaman televizyonu açıp onlara konforlu bir yolculuk sunmuş oluyoruz aslında. Her şey yolundadır umarım. Kapı girişinin üstünde bizim kontrol panellerimiz var. Bu panellerden 3. düğmeye bastığımız zaman firma televizyonun bağlantı yerini 3. düğmeye yapmış. Önce invertörden gelen enerjiyi almak için düğmemizi açtık. Setcom'un uydu kontrol cihazı burada ve buradan da açtığımız zaman otomatikman. Aynen, otomatik açılıyor. Açılıyor. Şimdi uyduyu bulmaya çalışıyor uydumuz. Belki ses geliyordur şu anda. Yukarıda şu anda cihaz arama yapıyor. Evet, otobüslerde kullanılan Setcom'un uydusu var. Bu seyir halinde de çalışıyor. Bazen kamp yaptığımız zamanlarda da televizyonumuzu kullanıyoruz. Çünkü çocuklar öğlen sıcaklarında denize girmeleri, güneşin altında durmaları bazen sakıncalı olabiliyor. O yüzden
TV'yi kullanıyoruz. Evet. Yani televizyon kesinlikle olmazsa olmaz değil ama olduğu zaman da insan hayatına farklı bir deneyim katıyor. Biz de elimizden geldiğince sizlere bunları anlatmaya çalıştık, televizyonumuzu tanıtmaya çalıştık. Tercih tabii ki de sizin. Karavanda televizyon olup olmaması tartışılır bir mesele. Siyahla beyaz gibi herkesin düşünceleri farklı olabilir. Evet. Ama bizim için olmazsa olmazdı ama olunca da bizim açımızdan güzel oldu. Siz de eğer karavan yaptırıyorsanız ya da karavan tercih edecekseniz televizyon mutlaka değerlendirin diyebiliriz. Evet. Yani alırken bir bütçe oluyor ama kullanırken de bir konfor ekleniyor. Evdeki konfor karavanınızda da yaşamış oluyorsunuz. Evet, bir de bizim karavanımızı yaparken Setcom'un cihazını arabanın ön tarafına doğru monte etmişler. O yüzden arabanın tavanındaki alanı öldürmemiş herhangi bir şekilde. Evet. Yani güneş paneli olsun. Klima var. Klimanın motoru olsun. Var. Herhangi bir onlara engel teşkil etmemiş. Hani bunları da televizyonunuzu da karavanınıza monte ettirirken bunları da göz önünde bulundurarak yaparsanız kendi açınızdan evet. da avantaj sağlamış olursunuz. Yani panellerin yerlerini, hack'in yerini yaptıktan sonra televizyona geçerseniz uygun olur. Evet, belki o anda yaptırmayabilirsiniz. Belki sonrasında planlayabilirsiniz ya da bütçenizi daha sonra ona göre ayarlayabilirsiniz. O yüzden mutlaka televizyon yaptıracakmış gibi alacağınız cihazın boyutuna uygun bir alan bırakırsanız en azından daha sonra istediğiniz zaman oraya eklemenizi yaptırabilirsiniz. Evet. Kanalımızı ilk defa izleyenler varsa ve bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Bize de destek vermiş olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.